Evet Bülent Bey, çok farklı bir galibiyet. Neler söylemek istersiniz? Güzel bir oyun. Evet. Daha önceki, iki hafta önceki yapmış olduğumuz röportajımızda da dile getirdiğim gibi Akonak Spor olarak oyunumuzu geliştirmek istiyoruz demiştik. Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk. Aslında rakibimiz 9-0 yenilmiş olsa bile özellikle ilk yarıda son derece değerli toplu. Gayet iyi bir başarılı bir oyun ortaya koydu. Ama biz hakikaten oyun oynamak istiyoruz. Ve bu oyunumuzu da geliştirmek istiyoruz. Bugün bu düşünce mantalitesi içerisinde bir başlangıç oldu. Keyifli bir oyun oldu. Oynayan oyuncular, kenarda bizler, türbündeki seyirciler, herkes keyif aldı bir oyun oldu. Güzel bir gün geçti bizim için. Peki Bülent Bey, ben bir konuda size teşekkür etmek istiyorum. Akkanak Spor Kulübü olarak. Bazı takımlar mağlup olduğu zaman röportaj vermiyor, gidiyor. Siz yenseniz de yenseniz de konuşuyorsunuz. Karşı tarafı tebrik ediyorsunuz. En son Hakkı Alparslan Spor maçında oldu. Burada mağlup olmanıza rağmen tebrik ettiniz. Sosyal medyada. Bunun iyi bir örnek olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bu tür şeyler devam eder, hareketler, faaliyetler, açıklamalar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hakikaten sporun özünde yatan dostluk, kardeşlik, birleştirici gücünü ortaya koyabilmek lazım. Çok fazla aşırı güç, aşırı hırs, bu tarz bahsettiğiniz bir takım farklı olumsuzluklara sebep olabiliyor. Biz Akkonak Spor olarak daha bir farklı yapılanma içerisine girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu belki küçük bir altın ordu olabilir. Bu mantıklar içerisinde de yani rakiplerimizle sonuçta bir oyun bu. Bunu unutmamak lazım. Bunda yenmek de var, yenilmek de var. Bu düşünce içerisinde olmaya devam edeceğiz. Yine hatırlattınız, rakibimizi de tekrardan ben tebrik ediyorum. Verdikleri mücadeleden dolayı. Teşekkür ederim. Önemli yenildiğiniz zaman tebrik ederim değil mi? Yani tabii karşı tabii. Bakın sonuçta bizim amacımız burada yeni oyuncuları, genç çocukları hayatın içerisindeki olumsuzluklardan arındırmak, burada bir spor etkinliği içerisinde bulunmalarına sebep olmak. Ki klasikleşti belki de bunlar. Yani sporun asıl amacı da budur ama yani. Tabii, yapacak başka da bir şey yok. Buradaki genç arkadaşlarımızı da olabildiğince yukarılara taşıyabiliyorsak, farklı liglerde görebilirsek bunun keyfi ve onuru bizim için yeterli olacak. Onun için önce centilmenlik, bu centilmenliğin içerisinde de Akkonak Spor'u olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Tamam.